Şimdi aslında tarif ediyorsunuz bir tek konu o da değil. Uyanık olmak lazım diye. Ceyhun biraz bakalım mı? Her yerde çatışma alanı var. Yani Gazze'yi konuşuyoruz 87 gündür. Bunun Gazze'de sadece İsrail arasında geçen bir hikaye olmadığını biliyoruz. Yani emperyalistler ABD yükleniyorlar. Ama her taraf, bütün çevremiz bu halde Ceyhun. Neler Tabii. var başka burada? Ya aslında bu haritanın şeyden hiçbir farkı yok aslında. İlk konuştuğumuz konuyla bağlantısız değil. Kesinlikle. Yani az önce hani Avrupa niye orada şey yapmıyor da İslam dünyası neden bu durumda? Avrupa'da bir Suriye yok mesela şu an. Yaşadığı Suriye'nin işte bir sürü toprak sorunu var aslında. Fransa ile Almanya arasında, başka Alsaslı ülkeler Lorraine, arasında şurası burası. falan filan. Ama orada çatışma çıkmıyor. Çünkü bir birlik sağlanmış. Ama burada hedef coğrafya. Hedef coğrafya. Ve hedef coğrafya işte Rusya, Ukrayna coğrafyası haricinde hemen hemen hepsi İslam coğrafyası. İslam dünyasının coğrafyası. Ha buraya da yığınak yapılıyor. Niye? Çünkü aynı zamanda Ne Türkiye'yi var? ve Önce tane tane gidelim. ABD Ege tabii. Adaları'nı bunu sürekli konuştuk. Orada Şimdi ciddi bir silahlanma faaliyeti var. tabii var. Amerika Birleşik Devletleri yani açık açık söyleyelim Yunanistan'ı şu an işgal etmiş durumda. Askeri bir işgal var. Bu saatten sonra o askeri gücün orada bulunduğu sürece Yunanistan'ın Amerikan politikaları dışına çıkması mümkün değil. Niye? Çıkmaya çalışanı açık söyleyeyim darbeyle devirirler. Evet, Her türlü paralar diyor. provokasyonu yaparlar. Türkiye'de Peki ben bir yaptılar soru biliyorsunuz. sorayım Ceyhun Hocam. Bu Amerika düğün değil bayram değil. Niye bu adaları silahlandırıyor ve kime karşı silahlandırıyor? Bir, Türkiye'ye karşı. İki, Ege Denizi'ni tutarak Ruslar açısından son derece stratejiktir. Karadeniz'den aşağı inmek. Ticaret açısından da yani askeri boyutta söylemiyorum. Böylece orayı da durduruyorlar ama birinci sırada Türkiye var. Türkiye'yi baskılıyor. Türkiye niye baskılıyor? Doğu Akdeniz. Mesela Amerikan stratejilerinde 1952'de Yunanistan'la beraber girdik biz NATO'ya. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi istemedi. Doğrudan buraya Yunan ordusunu görevlendirdi. Türkiye'ye Karadeniz görevi verdi. Ruslarla biz ilgilendik. Ama Yunanistan Doğu Akdeniz ülkesi olmamasına rağmen Doğu Akdeniz sınırı burasıdır. Burada iş yaptı. Yunan donanmasını burada gördük. Amerika bunun riske girmesini istemiyor ve Türkiye'yi de diğer konularda da sıkıştırmak, baskılamak için Türkiye'ye karşı Rusları mızraçı. da düşman diye senelerce çakmışlar burada Ya milletin açık kafasına. söyleyeyim şimdi Net bir şekilde komünizmle aynen. mücadele dernekleri şunlar bunlar yazık bizimkileri de öyle oyalamışlar. Rusya-Ukrayna meselesinde de Zelenski'yi aslında biz konuşamadık. Zelenski'nin izlediği politika, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bak mesela... bu konu çok önemliydi, senin Tabii. konun. Kaçırıyor Bak hocam. Ben söylüyorum sürekli aynen Ceyhun benim sözümün üstüne. Tamam hemen atlıyor. Yeter ki sana benim söylediğim aslında konuşmayacak. pas attı. Hasat Yani biliyorum. buradan yani Gehlen'in Avrupa'yı işgal projesi, Gladio ve Aynen. yani Ya hocam Türkiye'nin esas soğuk mesele zaten savaşta bir kale haline şimdi getirilmesi ve bunun üzerinden yürütülen iç kamuoyunu, dizaynı konuşmamız Allah lazım. razı Konuşmamız olsun. Bir lazım. komüniste pas atıyorum. Diyorum ki bakın burada Ben ama şimdi az önce konuştuğumuz mesele Türkiye Türklerle Araplar, Türklerle Farslar, Arap Fars diğer şeyler kavgasının yanı sıra aynı zamanda beslendikleri alanlardan bir tanesi de Türk-Rus karşıtlığını sürekli tahkim etmek. İşte az önce o Karadeniz örneğini o yüzden verdim. Bize Karadeniz'de görev vererek Ruslarla gerilimi şey yaptı. Ama Türkiye mesela Karadeniz'de Soğuk Savaş döneminde de çok akıllı bir strateji izledi. Ruslar da mesela bunu şey yaptı. Bu kadar baskılamaya rağmen Türk-Rus ilişkileri son derece iyi gitti. Ki en son dönemde de Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin arasındaki iletişim aslında bölgede birçok emperyalist planı bozdu. Putin dört dörtlük gidiyor. Kim Tabii. kızarsa kızsın Yani bana. Bakıyorum bu burada süreçte eğer Putin olmasa, Rusya dengesi olmasa ABD cirit atacak. tabii Biraz kesinlikle. dengeliyor. Yani Ruslarla o bize anlatılan kötü Ruslar, otoriter Ruslar. Putin'in 4 saatlik Açık söyleyeyim. röportajını izledim. Bir saniye Cengizciğim. O 4 saatlik röportajda dünyaya verdiği mesajların hepsinin altına imza atılır. Samimiyetine de bu arada. Demokrasi tartışılıyor Rusya'da. ABD ne kadar demokrasi varsa Rusya'da da o kadar demokrasi var. Yani şimdi burada dengeleri değiştirecek Suriye'yi, bu diğer meseleleri çözecek ilişkiyi ben size söyleyeyim. Aslında temelde tabii ki milli çıkarları gözeterek Türk-Rus ilişkileridir. Buradaki Evet. coğrafyadaki Doğu Akdeniz'de Türk-Rus ilişkileri domine Tabii eder. ki. Her Emperyalist alanda şu an planları. görüyorum yukarıyı Suriye saydın. keza öyle. Burada belki şöyle bir entelektüel katkıda Buyurun hocam. bulunabilir. Bu Soğuk Savaş'ın bitmesi, bakın biz hepimiz bu konuları biliyoruz. Soğuk Savaş'tan önce biz bölgede bu tür savaşlar, bölgesel savaşlar hiç görmedik.
Ama iki kutuplu dünyanın sona erip yeni dünya düzeninin kurulması ve Amerika'nın jandarmalığa soyunup dünyanın muhtelif bölgelerine destabilize politikalar götürmesi bugün bu haritayı maalesef ya mesela hocam da bunu geçirdi. Açar. Program savaş... bitecek birazdan. Hemen bir son sözleri alacağım Ceyhun'cum. Buyur sen. Ya şöyle Amerika Birleşik Devletleri'nin mesela Doğu Akdeniz, Karadeniz ya bu coğrafyayı o açıdan da değerlendirelim. Kızıldeniz ve Basra Körfezi politikalarını şu çerçevede de değerlendirmek lazım. Şimdi Brzezinski diyor ki dünyada diyor Amerika'nın başardığı şudur diyor. Dünyadaki bütün denizlerde hakimiyeti ve artı amfibi kıyı kontrolü yapar. Bunu, ve böylece siyaseti de domine eder. Bunu yapamadığı yer Karadeniz'dir, Hazar'dır şu an. Ve iki yere de girmek istiyor. O yüzden buradaki ana ülkeleri de baskılayıp işte siyasi rejim değişiklikleri, baskılar, bölme o yöntemleri izliyor. Süremiz az kaldı. Ben haritanın tamamını getireyim diğer tarafı. Zengezur koridoru hala açılamadı. Orada da bir cephe açmaya çalışıyorlar. Ermenistan konusunda da hem Rusya'yı hem Türkiye'yi sıkıştırmak. Tabii ki İran'da bu denklemin içinde. İran kuzeyinde PKK var biliyorsunuz. YPG var. Hala faaliyetlerini sürdürüyor. Onlar da Amerikan askerleri. Amerikan ne diyelim asker demeyelim Karagücü. Onlara da. Ne denir onlara Murat? İşte, çapulcular, Amerika'nın çapulcuları. İçeride vardı, defolup gittiler 15 Temmuz'dan sonra. Onların seküler taklidi yapan, Marksist taklidi yapan unsurları da İran kuzeyinde. Suriye'nin kuzeyi malum, Türkiye bir operasyon yürütüyor. Yine ABD var, orada sahada Rusya da var. Pek çok unsur var ama temel tehdidin Amerika Birleşik Devletleri'nin faaliyetleri olduğunu görüyoruz son. Yani dört bir taraf, hep derlerdi eskiden, bunu da eleştirdik ama dört bir tarafımız düşmanlarla çevrildi diye. Aynı üç tarafımız denizlerle dört tarafımız buna eskiden eleştiri getirirdik hocam. Ay işte milli güvenlik paranoyası falan ama bugünler geliyormuş yani. Bu da bir pratik, öz eleştiri mi dersiniz? Pratik dersiniz teoriyi aşıyor. Aşıyor aynen öyle. Durum Murat. Bir cümle söylemek istiyorum. Yani Hamas'la alakalı biraz önceki görüntülerle alakalı. Dünya savaş tarihini değiştirmiş durumda Hamas. Ben Irak Savaşı'nı da yakından takip etmiş gazetecilerden birisiyim. Çok güçlü bir direniş ortaya koydu Irak ama 20 bin Amerikan askerini öldürmeye başardı mesela. Amerikan ordusu çekilmek zorunda kaldı direniş karşısında ama güçlü bir Irak ordusundan kalmış mühimmatla yaptı bunu. Filistin'in ne devleti var, ne ordusu var, ne askeri var, ne tarih boyunca bir mühimmat olmuş. 1917'den beri ne devleti var, ne parlamen, hiçbir şey olmayan bir ülkenin çocukları bugün dünyanın en büyük güçlü teknolojisine sahip ordusunu evet ve ABD tarafından, İngiltere tarafından desteklenen silah yağdırılan bir yerde kalkıyorlar. Kendi el yapımı yani yer altında inşa ettikleri yerlerde imal ettikleri bu silahlarla dünyanın en büyük göz yani bütün dünyaya korku saldığı ifade edilen Orta Doğu'da büyük devletleri yıkmış, mağlup etmiş İsrail ordusunu hallaç pamuğu gibi atıyorlar. O açıdan Hamas bugün sadece İslam ümmetinin değil bütün dünyadaki ezilen halkların onurunu kurtarmış. Ve bunun üzerine kalkıyor Türkiye'de insanlar 1 Ocak günü bu eylemi, bu kahramanlık destanına en azından manevi destek vermek için sokağa çıkıyorlar. Ve bir tane genç bir adama birileri de diyor ki git oradaki insanlar senin düşmanın onlardan birinin burnunu kır. Yani bu kahramanlık destanına yapılıyor. Ben de bunu ekleyeyim daha acı olanı da bu. Bu memleketin çocuklarını bu hale getiren o mankurtlaştıranlar, saçma sapan ideolojilere bilmem nereye kanalize edenler, hayatlarını kaydırmaya çalışanlar. Bunlarla da ne olur onlar o işini yapacaklar. Biz de işimizi yapacağız. Onlarla mücadele edeceğiz. Hocam var mı son sözleriniz? Kapatıyoruz programı. Şöyle söyleyeyim ben tek bir cümle. Burada Amerika Birleşik Devletleri bir harita görmüyor. Onu söyleyelim. Bizim gördüğümüz haritayı onlar görmüyor. Onlar sadece Orta Doğu diye bir yer görüyor. Pasifik diye bir yer görüyor. Böyle görmüyorlar ayrı ayrı. Böyle bir harita yok onlara göre. Yani sınır diye bir şey yok. Orta Doğu hatta daha büyük Orta Doğu, genişletilmiş Orta Doğu falan gibi böyle haritalar görüyorlar. Tek bir harita. İçini birileri her dönem değiştiriyor. Bunu buraya verelim, bunu buraya verelim, bunu buradan kaydıralım filan. Bunu yaparken de sert güç, yumuşak güç, akıllı güç, nükleer güç, elde ne varsa kullanıyorlar. O yüzden haritasını gördüğü burada tek ülke neredeyse Türkiye. O yüzden işte yakın doğu, uzak doğu, orta doğu, orta Asya, merkez Asya diye böyle kategorize etmişler. Hakikaten bunların içi boş. O kavramsallaştırmalar da onlara ait. Onlara ait. İngiliz ve Amerikan kökenli. O yüzden tek harita olarak gördükleri yer Türkiye. Onu da net söylüyorum. Yani Türkiye'nin sınırlarını biliyor. Tehdit olarak da gördüğü için onu biliyor. Doğru. Çizilmiş haritaları yani normal haritası olan ülke Türkiye. O yüzden Türkiye üzerinde bir kuşatma icra ediyor. Kuşatma da Kırım'dan başlıyor. Aşağı doğru Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, aşağı inin Kuzey Afrika ve devam ediyor İran sınırları Kafkasya'ya kadar.
her bir noktada irili ufaklı birliği var. Hı-hı. Toplam birlik sayısı 808. Yani üst sayısı dünyada. Evet. Amerika kıtası dışında. Bu bir kuşatmadır teknik olarak. Eyvallah. Dikkatli olmamız lazım. O yüzden güçlü bir savunma sanayine her zamankinden çok daha ihtiyacımız temel var. Temel konumuz bu bence. Çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Yayman çok sağ olun bu hafta geldiniz. Evet. Neşelendirdiniz stüdyoyu da, ilgilendirdiniz çok bizi. Çok memnun oldum ben de. Bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza hayırlı seneler diliyorum. İnşallah Türkiye'nin istikbali parlaktır. Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Endişeye kapılmaya gerek yok. Türkiye'de bu konuları bilen bir irade var, akıl var, kurmay zeka var. Onlar hangi planları yaparlarsa yapsınlar, dün olduğu gibi bugün de Türkiye bu planların hepsini çöpe atacak güce, kudrete ve akla sahiptir. Çok teşekkür ederim. Ali Duman çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Için. Sağ olun. Abi. Cevim Bozkurt, Murat Özer çok teşekkür ederim. Murat teşekkür bugün ederim. Çok yorgundu ama kırmadı geldi bize ayrıntıları anlattı. Evet, Kemal Olça çok sağ olun hocam. Sağ olun. Çarşamba aynı saatte yine karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.